Herkese merhaba. Apple'ın 12.9 inç ekranlı iPad Pro tabletiyle geçen yılın sonlarına doğru tanışmıştık ve o tabletle birlikte Apple yeni bir iPad serisinin başlangıcını yapmıştı. Şimdi de elimizde Mart etkinliğine tanıtılan ve bu ay başında Türkiye'de de piyasaya sunulan 9.7 inç ekranlı iPad Pro var. 12.9 inç ekranlı iPad Pro boyut açısından biraz büyük bulunmuştu ve geleneksel tablet alışkanlıklarının sınırlarının biraz daha dışına çıkan bir cihazdı. Taşınabilirlik konusunda bazı soru işaretleri vardı. Taşınabilirliğin önceliği olan kişiler için bu tablet 9.7 inç ekranlı iPad Pro biraz daha isabetli bir seçim gibi görünüyor. iPad Air 2 ile hemen hemen aynı gövdeye sahip boyut ve ağırlık açısından iPad Pro 9.7'nin o tabletten herhangi bir farkı bulunmuyor. Tabii ki detaylara baktığımızda ufak tefek farklılıkların olduğunu görürüz. Bunların başında görmüş olduğunuz gibi yeni bir renk seçeneği geliyor. iPad Pro 9.7'de uzay grisi, gümüş ve altın renk seçeneklerinin yanında bir de ilk kez iPhone 6s ile birlikte gördüğümüz rose altın renk seçeneği geliyor. Bunun dışında elimde tutmuş olduğum model hücresel bağlantı destekli. Normalde bildiğiniz gibi iPad'lerde üst bölümde bir anten birimi bulunur ve bu anten birimi plastikle kaplıdır. İlk kez iPad Pro 9.7'de bu bölümünde metalden yapıldığını, ana gövdeyle bütünlüğün korunduğunu görüyoruz. Sadece görmüş olduğunuz gibi bir plastik şerit bu iki yapıyı birbirinden ayırıyor. Bunun dışında gördüğünüz gibi arkada kamera var. Bu kamera tıpkı iPhone 6 ve iPhone 6s'de olduğu gibi çıkıntı yapıyor. Bunun dışında önemli bir fark daha var. O da iPad Pro 9.7'nin her iki tarafında da görmüş olduğunuz gibi hoparlörler var. Toplam 4 hoparlörle bu tablet iPad Pro'nun 12.9 inçlik versiyonunu tekrarlıyor. Aynı özelliği sunuyor. Ancak ses şiddeti bakımından 12.9 inçlik iPad Pro'nun biraz gerisinde kaldığını söylemek gerekiyor. Ancak genel olarak bu tabletin sunmuş olduğu ses şiddeti deneyimi bir hayli üst seviyede. Bir başka farklılık da görmüş olduğunuz gibi smart konektör. Bu tabletin de kenarında yer alan tıpkı büyük ekranlı iPad Pro'da olduğu gibi bir smart konektör var. Böylelikle de bu tabletle birlikte sunulan smart keyboard klavyeli kılıfı da kullanmak mümkün hale geliyor. Kolay bağlantı kuruluyor ve kullanılıyor. iPad Pro 9.7'de adından anlaşılacağı üzere 9.7 inçlik bir ekran var. Bu 9.7 inç ekran yine 2048x1536 piksel çözünürlük desteğine sahip. 264 ppi'lik piksel yoğunluğuyla bu ekran yeterli keskinliği ve netliği kullanıcılara sunuyor. Film izlerken, fotoğraflara bakarken veya web sitelerinde gezinirken bu ekranın oldukça yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında ekranın önemli bir farklılığı var. O da True Tone adı verilen bir özelliğe sahip olması. True Tone sayesinde iPad Pro'da yer alan sensörler aracılığıyla ortamın renk sıcaklığı algılanıyor ve böylelikle de ekranın renk sıcaklığı bulunan ortama göre değişiliyor. True Tone özelliğini isteğe göre kapatıp açabilirsiniz. Kapattığınızda görmüş olduğunuz gibi ekran biraz da mavi tonlarda görünüyor. Ancak True Tone açtığınızda bulunduğunuz ortama uygun olacak şekilde bir sıcaklık ayarlaması yapılıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse True Tone iPad Pro'nun görsel deneyimini bir hayli arttırıyor. Sanki bir kağıda bakıyormuşsunuz gibi daha gerçekçi görüntüler kullanıcılara sunuluyor ve bu özelliği gelecek Apple ürünlerinde de beklediğimizi belirtmemiz gerekiyor. Performans açısından iPad Pro 9.7, iPad Pro'nun 12.9 inç ekranlı versiyonuyla hemen hemen aynı sonuçları veriyor. Zaten ikisinde de Apple A9X işlemci bulunuyor. Ancak iPad Pro 9.7'de 2 GB RAM var. Aradaki RAM farkı performans açısından çok büyük bir fark yaratmıyor. iPad Pro 9.7 ile de 12.9 inç ekranlı tabletle yapılan her iş yerine getirilebiliyor. Üretkenlik uygulamaları, Pages, Keynote, iMovie gibi uygulamalar ve diğer iPad Pro odaklı üretkenlik uygulamaları bu tablette de rahatlıkla kullanılabiliyor. iPad Pro'da iOS 9.3 yüklü olarak geliyor. iOS 9.3 ile birlikte sunulmuş olan yenilikler, Night Shift, kilit notlar gibi özellikler bu tablette de mevcut. Bunun yanı sıra iOS 9 ile birlikte gelen çeşitli çoklu görev özelliklerini de bu tabletle birlikte rahatlıkla kullanmanız mümkün oluyor. iPad Pro'nun ekranında da iki uygulamayı aynı anda yan yana açarak kullanabilir veya Slide Over adı verilen özelliği kullanabilirsiniz. Bunun dışında iPad Pro'nun 9.7 inç ekranı tüm iPad uygulamalarını desteklediği için görsel kalite açısından 12.9 inç ekranlı versiyona göre biraz daha iyi sonuç verdiğini söylememiz gerekiyor. iPad Pro 9.7'nin önemli bir farklılığı kamerası. Apple ilk kez kameraya bu kadar önem verdiğini belli ediyor. Arkada 12 megapiksel EyeSight kamera yer alıyor. Önde de 5 megapiksellik bir FaceTime HD kamera bulunuyor. Bu kameraların özellikleri iPhone 6s'teki kameralarla ortak. Bu da demek oluyor ki iPad Pro 9.7 kullanıcılarını oldukça zengin bir kamera deneyimi bekliyor. Aynı zamanda arkada görmüş olduğunuz gibi True Tone çift LED flash var. Bu da karanlık ortamlarda iPad Pro sahiplerinin flaşı kullanarak daha aydınlık fotoğraflar çekmesine
imkan tanınacağı anlamına geliyor. iPad Pro ile çekilen fotoğraflar bir tablet kamerasına göre oldukça iyi, performans açısından oldukça başarılı, memnun edici sonuçlar verdiğini söylemek gerekiyor. Kamera uygulamasında da iPhone'un kamera uygulamasında sunulan birçok özelliğin hemen hemen hepsinin sunulduğunu görüyoruz. Ağır çekim ve hızlı çekim video özellikleri, bunun yanı sıra panorama mevcut. Aynı zamanda HDR auto özelliğini de kullanmak mümkün. Aynı zamanda ön kamerada da Retina Flash özelliğini kullanmanız imkan dahilinde iPad Pro'nun kamerasında. iPhone 6s ile birlikte sunulmuş olan Live Photo özelliğini iPad Pro'nun kamerasında da kullanabildiğinizi belirtmemiz gerekiyor. Apple daha önce 12.9 inç ekranlı iPad Pro ile birlikte sunmuş olduğu Apple Pencil, Smart Keyboard gibi aksesuarları iPad Pro'nun 9.7 inç ekranlı versiyonu içinde sunuyor. Apple Pencil sayesinde iPad Pro'nun ekranını bir defter veya çizim kağıdı gibi kullanabilir ve böylelikle çizimlerinizi yapabilir, notlarınızı kolaylıkla alabilirsiniz. Apple Pencil oldukça seri şekilde çalışıyor ve tepkiselliği de oldukça iyi seviyede. Ekranın basınç hassasiyeti de mevcut. Böylelikle daha gerçekçi bir kalem çalışması yapmanız mümkün hale geliyor bu ekran kalemiyle. Bunun dışında Smart Keyboard hakkında konuşacak olursak, Smart Keyboard iPad Pro 9.7'nin daha düşük bir yüzey alanına sahip olması neticesinde daha küçük tuşlara sahip. Başlangıçta yazmaya alışmakta biraz zorluk çekebilirsiniz. Ancak kısa süre içerisinde Smart Keyboard klavyesine de alışacağınızı ve rahatlıkla yazı yazacağınızı belirtmemiz gerekiyor. Bu arada Smart Keyboard'da yine Amerikan İngilizcesine göre düzenlenmiş bir harf dizilimiyle geliyor. Türkçe desteği yok, ancak ayarlar içerisinden Türkçe klavye seçeneğini seçerek Smart Keyboard'u Türkçe olarak kullanabilirsiniz. Tabii ki yazı yazarken ekrana bakmayanlardansanız bu Smart Keyboard'u kullanmak sizin için çok daha kolay olacaktır. iPad Pro 9.7 ile ilgili çok daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'da yer alan detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.